Şimdi arkadaşlar, basınla bugün bir araya gelmemin ana temel nedenlerinden birisi önümüzde yaşanacak olan yerel yönetimle ilgili Esenyurt'ta yaşayan bir birey olarak partilerin seçime girerken sağlıklı ve iyi strateji belirleme konusunda bir vatandaş olarak üstüme düşen sorumluluk gereği uyarı niteliğindedir. Belediye başkan aday adayları, meclis üyesi aday adayları, partiler tarafında hiç tartışılmama kaydı ile Esenyurt'un geleceğiyle ilgili her şeyi bütün partilerle, siyasi partilerle, siyasi düşüncesi olan insanlarla tartışabilirim. 1989'dan bugüne gelen İstanbul'un en önemli ilçelerinde olan Esenyurt'un çok iyi giden yönleri de oldu, çok kötü giden yönleri de oldu. Bugün iyilerle kötüleri tartıştığımız zaman bu işin içinde çıkmayacağımıza göre bu yarışta hangi parti başarılı olursa olsun halk oy verdiğinde halka rağmen siyaset yapılmayacağından dolayı saygı duymak lazım. Kazananın da kimin oy verip vermediğini gözetmemeksizin Esenyurt'ta yaşayan herkes ona oy vermiş gibi hizmet mantığıyla sağlıklı bir hizmet yapabilmesi açısından yerel yönetimle ilgili temel taşlarının çok iyi oturması lazım. Misal, seçim yaklaştığı zaman belediye meclis üyeliğini rant kapısı görüp partilerin önünde hiç vizyonu ve misyonu uygun olmamakla beraber kamp kuran insanların belediye meclis üyeliğiyle ilgili değerlendirilmemesi lazım. Kişiler çok önemli değildir. Herkes birbirinden üstün olabilir. Yerel yönetimde vizyonu, eğitim seviyesi, kültür seviyesi, siyasi bilinci, kent bilinci, kentleşme bilinci, ortaklaşa yaşayabilme hukukunu iyi bilen insanlardan seçilerek bu kent yönetilmeli. Geçmişte yapılan hataları yıkıp yeniden düzeltme şansımız olmayacağına göre yapılan hataların telafi edilebilmesi için yapılacak olan yeni çalışmaların yaşanabilecek bir kent vaziyetine, çocuklarımızın rahatlıkla sokağa çıkabileceği bir kent vaziyetine getirmesi için çalışma yapmaları lazım. Bu çalışma yapılırken ekip ve kadrolarla oluşuyor. Ekip ve kadrolar oluştuğu zaman da söylemiş olduğumuz bizim için çok önemli olan meclis üyeliği kadrosu çok çok önemlidir. Çünkü zaman zaman seçilmiş olan belediye başkanı kendi partisinde iktidar veya iktidar olmadan kendi partisinde olsa bile yanlış yapıyorsa, kendi meclis üyesi yanlışının karşısına çıkabiliyorsa bu kenti seviyor anlamındadır. Bir belediye başkanı bilmeden bir yanlış strateji uygulayabilir ama onun meclis üyesi benim partilimdir diye karşı çıkmazsa o yanlışı inşa ettiği zaman yarın öbür gün onun önüne geçme gibi bir şansımız yok. Ama o bilmeden yapılan bir yanlışın önüne geçerse mevcut onun belediye başkanı o yanlışı hissettiği anda onlarla birlikte yanlışın önüne geçip doğru temelde hizmet yürütebilir. Belediye başkanları yanlış bir hizmet verecek, yanlış bir strateji uygulayacak diye bir kayda yoktur. İnsanız hepimiz bilmeden yanlış bir strateji uygulayabiliriz, yanlış bir karar alabiliriz. Ama yanımızdaki çevremiz yanlışı bize hatırlattığı anda toplumsal refleksi ters olabilir diye bize hatırlattığında doğru bir mecraya yönelebiliriz. Mesela şu anda Esenyurt'ta geldiğimiz zaman Avcılar'dan Yenikent Mahallesi'ni geçene kadar trafik sıkıntısı yaşıyoruz. Sola dönüş yok. Esenkent'ten çıkıyorsun sola tabelaya kadar sola dönüş yok. Buradan çıkıyorsun otobana girmek için girmiş olduğun yolla normal devam eden yolun çok riskli ve tehlikeli oluşturduğunu görüyoruz. Geçmişte bunu kent meclisi oluşsaydı, etkin olsaydı, belediye meclis üyeleri
bu konuyla ilgili daha fazla yoğunlaşsaydı belki bir takım yapılan eksiklikler daha doğru temelde icra edebilirdi. Biz de rahat edebilirdik. Araba park edilebilecek yerler yok. Çok katlı binalar beton yığınına dönüştü. Yeni gelen yönetim binaları yıksın, yeşillik yapsın mantığıyla biz yürüyemeyiz. Ama bundan sonra yapılan çalışmalar güzelleştirirse yaşanabilecek bir kent vaziyetine gelir. Bununla ilgili toplantının ana temel nedeni siyasi parti temsilcilerini veya siyasi partileri tartışmak haddim olmamakla beraber ama burada yaşayan bir birey olarak yarın öbür gün seçilebilecek belediye başkanı ile birlikte bizi temsil edebilecek ve bu kenti en iyi şekilde düşünebilen, bundan sonra aksi giden işleri daha doğru bir mecraya çevirebilmesi için sağlıklı meclis üyesi kadrosunun mutlaka ve mutlaka Esenyurt'ta şart olması lazım. Esenyurt'un dışında Esenyurt'u bilmeyen birilerinin dışarıdan gelip burada meclis üyesi aday olması demek, hangi parti bunu uygularsa uygulasın, kenti düşünmeyip partizanlık yaparak birilerini getirme anlamına gelir. Başka birine hizmet etme anlamına gelir. Elbette ki bir partinin belediye başkan adayı partizanlık yapar, kendi partilisini meclis üyesi seçer. Ama bundan seçmeli. Dışarıdan kimseyi buraya motive etmemeli, monta etmemeli. Yani buradan cenazesiyle, düğünüyle, kavgasıyla birlikte olan insanlar yarın burada birlikte her şeyini paylaşabilir. Esenyurt'u bilmeyen birisi Esenyurt'un hiçbir şeysini Esenyurt'ta yaşayanlarla paylaşamaz. Çünkü burayı bilmiyor. Böyle yani, bir rahatsızlığınız olduğu için hani araya girmek zorunda kalıyorum da hani böyle bir duyumunuz mu var mevcut aday ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da bugün yarın netleşecek diye biliyoruz. Dışarıdan meclis üyesi getirme talepleri mi var ki adayların böyle bir açıklama yaptığı? Taleplerin ötesinde geçmişte gösterilen adaylar olmuştur. Gösterildiği için toplumun çok ciddi reaksiyonları ve refleksleri olmuştur. Bu dönemde aynı şeylerin yaşanmaması için bu A Partisi ve EBA Partisi'ne mahsus değil, bütün partilere bu bizim uyarımızdır. AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, HDP'ye, İYİ Parti'ye, MHP'ye, bütün partinin yetkili organlarına bu bir uyarıdır. Mesela MHP bugün burada belediye başkan adaylığını göstermiyor ama AK Parti ile ittifak kurduğunda dolayı muhtemelen belediye meclis üyesi gösterecektir. Ama burada yaşayan bir MHP'yi göstermeli. İYİ Parti CHP ile bir ittifak yapıyorsa Gazi Osman Paşa'da veya Kadıköy'de oradan buradan meclis üyesi getirip buraya muta etmemeli. İYİ Partili olup burada Esenyurt'un halkını tanıyan, sokağını ve caddesini bilen birilerini önermeli ki yarın öbür gün buranın sorunu bilerek tartışmalı. Peki sizin meclis üyeci adaylığınız söz konusu mu? Yok, ben yaklaşık 84'ten beri Esenyurt'ta yaşamaktayım. Sodep döneminde bir il genel meclis üyeliği durumum söz konusuydu. Esenyurt'ta CHP o zaman 29 bin oy alırken ben 27 bin 500 oy tek başıma almıştım. Şu anda herhangi bir partide meclis üyeliğim söz konusu olmamakla beraber öyle bir düşüncemin de şu anda hasıl olduğu bir durum yoktur. Öyle bir siyasi düşünce anlamında bunu yapmadığım için toplumsal refleks olarak yaptığımdan dolayı kendimi bir yerlere monta etme mantığıyla da değildim, meclis üyesi adayıyla değilim. Çünkü yeterince yorucu bir iş olduğu için o işe layık olan insanların emek verebilmesi lazım. Verebilmesi durumunda Esenyurt'un geleceği bizim için, çocuklarımız için çok önemlidir. Mesela meclis üyeliği seçildiği zaman sokak sokak dolaşıp halkı ağaçlandırma ile ilgili bilgilendirmek zorunda. Oksijen alamıyoruz. Beton yığınlarının ötesinde ayağımızı toprağa basabileceğimiz bir yer kalmadı. Yeşillik yok. Rüzgar esince yüksek binaların gölgesinde üç katlı binalar rüzgardan faydalanamıyor. Havada faydalanamıyor. Enerjide faydalanamıyor. Oksijen ağaçta alınıyor. Ağaç yok. Zorunlu ağaç
zorunlu ağaç itme modelini mutlak ve mutlaka uygulamalılar. Çünkü oksijen alınabilecek bir şey kalmadı. Şimdi ben burada kalkıp bu açıklamayı yaparken 40 katlı binalar yıkıldı. Bunları yıkalım, yerine 5 katlı bina yapayım deme gibi bir lüksümüz yok. Onu yapma gibi kimsenin bir şansı yoktur. Ama daha iyi yaşanabilecek bir kentleşmeyi yeniden inşa edebiliriz. Yapılan yanlışların üzerinde değil, geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alarak yaşanabilecek